Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirim. Arkadaşlar merhabalar. 28 numaralı üniteyle devam ediyoruz dostlarım. 9. köşe taşında kalmıştık en son. Hemen çekelim bunu da. Halledelim gobeller. Şöyle odaklanmasına falan bakıyorum ben. Güzel. 4 soru bir arada gözüküyor arkadaşlarım. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. Kümesinin rakamlarını kullanarak 3 basamaklı demiş. 3'e tam bölünebilen. Bakın şimdi bu soru biraz düşünmeniz gereken bir sorudur arkadaşlarım. Acele etmeyin lütfen. Yavaş yavaş tek tek yapmaya çalışacaksınız. Böyle 3'e bölünebilen, ne bileyim 4'e bölünebilen diye böyle sorular sorduğunda bunları acele etmeden yavaş yavaş tane tane düşüne düşüne yapacaksınız dostlar. Şimdi bakın. Bir kere burada öyle 3 tane sayı vardır ki, hani 3 basamaklı diyor ya, öyle 3 tane sayı seçin ki arkadaşlarım, bunların rakamları ne kadar yer değişirse değişsin, daima sayı 3'e bölünebilsin. 3'e bölünebilmenin de kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. Bak bir grup seçiyorum ben şimdi. Mesela ne olabilir? 4'ü alalım, 6'yı alalım, 4, 6 daha ne yaptı? 10. Bir de 8'i alsak, 4, 6, 8. Bakın bu grubu aldığımda 4, 6, 8 grubunu aldığınızda bunlardan istediğiniz gibi 3 basamaklı sayı yazabilirsiniz. 468, 486, 648 gibi düşündüğünüz, düşündüğünüz, düşündüğünüz 6 tane sayı bulabilirsiniz. Bunları yer değiştirin, değiştirin, değiştirin. Toplamda 6 tane sayı yazabilirsiniz. 3 tane rakam yan yana kaç farklı şekilde sıralanır diye sorarız. Onun da cevabı 3 faktöriyeldir. Yani kısaca 6 tane sayı buradan yazarım dostlarım. 6 tane buradan gelir. Bakın bir üçlü grup aldım. 4, 6, 8 rakamlarını aldım. İstediğim gibi yer değiştiriyorum. Bunlar kaç defa yer değiştirir? Yan yana kaç defa değişik şekilde sıralanır diye sorarım. Onun da cevabı 3 sayı, 3 faktöriyel şeklinde sıralanır. O da 6 tanedir. Şimdi başka var mı böyle üçlü grup diye bakıyorum. Mesela 4, 7 yanına hangi rakamı koysak toplamları 3'ün katı olur? Olmuyor. 4, 8'i deneyelim. 12. 12'ye bir de 9'u eklediğinizde 12, 9 daha 21 yapıyor bakın. Demek ki 4, 8, 9 grubunu da aldığımda ben bunları da istediğim gibi yer değiştirirsem yine 6 tane sayı buradan geliyor. Devam. Bakın 12 tane bulduk daha. Devam ediyoruz. Başka hangi grubu alalım? 6'yı alalım, 7'yi alalım, topladım 13. 13'e bir de 8'i eklesek 6, 7, 8 grubunu aldım bakın bir de arkadaşlarım. 6, 7, 8'i de yan yana istediğiniz gibi dizin. Her seferinde toplamları 3'ün katı oluyor. 6 tane de buradan geldi. Hadi bir tane daha. Şu 7, 8, 9 gözüme çarptı. 7, 7, 14, 15. 15, 9 daha 24. Evet, 7, 8, 9 sayılarını da yan yana dizdiğimde yine kardeşlerim dediğim gibi 6 farklı şekilde sayı da buradan çıkıyor. Şu anda 24 tane buldum. Şıklarda yok. Gerçi zaten rakamları farklı dememiş. Rakamları farklı deseydi her bir rakam bunlar olacaktı sadece arkadaşlarım. Ama rakamlar farklı demediği için bakın şu sayıyı da alabilirsiniz şimdi bunların yanına. 4'ü mesela 444. Başka bakın toplayın 3 tane 4 12. 3'e bölünür. 666 toplayın 3 kere 6 18 bölünür. 777 888 999. Bakın bunların da hepsini 3 basamaklılar ve hepsi 3'e tam bölünebilen sayılardır arkadaşlarım. O halde 5 tane de buradan çıktı mı dostlar? 24'tü, 5 daha geldi, 29 yaptı şimdilik. Devam. Başka neler alabilirim? Şimdi iki rakama aynı olanlara bakmaya çalışalım arkadaşlarım. Mesela 4'ü alalım, 4, 4 yapalım. 2 tane 4, 4 yapalım. 4, 4. Yanına bir de 8 yaptı burası. 8'in yanına 6'yı koysak 14 olur, 3'e bölünmez. 8'in yanına 7'yi koysak 15 olur, 3'e bölünür. O zaman bakın 4, 4, 7 sayısı da
3'e tam bölünen bir sayıdır. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katıdır. Bunları farklı farklı nasıl yazarım başka dostlarım? 4, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 4. Bakın 3 tane de buradan geldi. Şimdi yine böyle ikisi aynı, biri farklı olan sayılar düşüneceğim kardeşlerim. Mesela 7'yi de alalım hemen. 7, 7. 7, 7 daha 14. Şimdi 14'ün yanına 4'ü koysak 14, 4 daha 18 yapar, olur. O zaman 7, 7, 4. 7, 4, 7. 4, 7, 7. O zaman bu da arkadaşlarım 3 tane de buradan geldi. Başka düşünelim şimdi. Bir tane daha var mı? Kaç etti burası bu arada? 24, 29, 6 daha 35 yaptı arkadaşlarım. Devam. Bulmaya çalışalım başka. Bakın 9 gözüme çarptı. Şimdi 9 dediğimiz rakam 9 şöyle değil mi? Hani 9 ile 6'yı yan yana düşünün. Zaten 15 yapıyorlar. İkisi de 3'ün katı olduğu için. 9, 9, 6. 9, 6, 9. Bir de ne yazarız burada? 9 yok, 6, 99 yazarız. 3 tane de buradan geldi. Bir de 6'yı 2 tane kullanalım. Mesela 6, 9, 6, 6, 9 yapalım. 6, 9, 6 yapalım. Bir de 9, 6, 6 yapalım. 3 tane de buradan geldi. Kaç etti dostlarım? Şimdi sayalım hepsini bakalım. 24, 5 daha 29. 3 daha 32, 3 daha 35, 3 daha 38, 3 daha 41 tane bulduk arkadaşlarım. Dediğim gibi burası biraz her şeyi düşüneceksiniz arkadaşlarım. Bu soru, böyle bir soru çıkarsa sınavda her şeyi aklınıza getirmek zorundasınız. Lütfen acele etmeden tane tane bulunuz arkadaşlarım. Hemen ilk bulduğunuz cevabı işaretlemeyin. Bir bakın acaba daha fazlası var mı diye. Ben şimdi zaten şıklardaki en büyük sayıyı bulduğum için 41'i, başka var mı diye düşünmeye ihtiyaç duymadım. Demek ki cevap budur dedim. Geldim 2 numaralı soruya. Kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı 3 basamaklı 3 ile bölünebilen rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Rakamları farklı diyor arkadaşlarım. Şimdi bakın 3 basamaklı sayı yazacağım ben. Şimdi buradakilerin hangi üçlüsünü alırsan al, hepsi 3'ün katı olduğu için direkt 3'ün rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Verilen sayılar tatlı sayılar. 3, 6, 9. Hepsi 3'ün zaten katı arkadaşlarım. O yüzden yan yana istediğimiz gibi sıraladığımızda bunları, çıkan sayı hep 3'ün katı olacak. Dolayısıyla diyorum ki ben bunları acaba yan yana kaç farklı şekilde sıralarım diye soruyorum. Hemen tabi sıfır başa yazılmayacağı için buraya diğer 3 taneden birini yazacağım. Buraya geldim, şunu yazmış olayım mesela. Kaldı elimde 3 rakam. 0 artık yazılabilir. O zaman bir tanesini buraya 3 tane buraya yazabileceğim seçenek var arkadaşlarım. 0, 6, 9 içerisinde. Birini daha yazdığımı düşünelim. Kaldım 2 seçenek. Bu da ne olur? 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 tane sayı yazılabilirmiş dostlarım diyebiliriz. Peki geldik 3 numaralı sorumuza. Kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı 9 ile tam bölünebilen rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi 9'a bölünebilmenin kuralı neydi arkadaşlarım? 3 basamaklı diyor. 9'a bölünebilmenin kuralı rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. Şimdi neler seçebiliriz mesela burada? Üçlü gruplar yapalım yine. 3, 6, 9 var arkadaşlarım değil mi? Bunları topladığımda bakın 3, 9, 9, 18 yaptı. Rakamları toplamı 3'ün katı oluyor. O zaman ben buraya 3'ü, 6'yı, 9'u yazarım. Bunların yer değiştirmelerini de düşünelim arkadaşlarım. Yani 9 başa geldi, 3 ortaya geldi falan gibi. Onu da nasıl hesaplıyorduk? 3 sayı yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir, kaç farklı şekilde gelebilir? 3 faktöriye. Yani 3, 6, 9'dan 6 tane sayı yazabilirmişim ben arkadaşlar. Şimdi 0'ı düşüneceğiz bir de. 0 başa gelmemek zorunda değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. 3, 0, 6'yı alalım mesela. 3, 0, 6. Bakın rakamları toplamı 9'un katı. Şimdi bunu değiştirelim. 3, 6, 0 yapalım. Bir daha değiştirelim. 6,
3-0 yapalım. Bir daha değiştirelim arkadaşlarım. 6-0-3 yapalım bir de. Bakın buradan da toplam kaç tane sayı yazılıyor? 4 tane de sayı buradan yazılıyor. Burada rakamları farklı dediğine dikkat edin arkadaşlarım. Yoksa şunu da alabilirdik mesela. 9-0-0. Bu da olurdu o zaman. Ya da 9-9-9. Bu da olurdu o zaman. 6-6-6. 3-3-3. Bunları da seçmek zorundaydık. Ama rakamları farklı dediği için bunları seçemiyorum. 6 burada, 4 burada. Toplam 10 tane gelmiş kardeşler. Evet, hadi şu son soruya bakalım. Diyor ki kümesinin elemanları kullanılarak 4 basamaklı 15'e tam bölünebilecek arkadaşlar. 15'e bölünebilmenin kuralı hem 5'e bölünecek hem de 3'e bölünecektir ki önce 5'e bölünmesini değerlendirelim. Bu sayının son rakamı 5 olur arkadaşlarım. 5'e bölünebilmesi için. Şimdi 5 dedim, buraya bir tane sayı yazacağım demektir bu. 5'i kullandım zaten. 5 son basamak olacak. Başka da ya 5 ya 0 olacaktı. 0 olmadığı için 5'i değerlendirdim. Şimdi geriye kalan kaç basamaklıydı bu? 4 basamaklı. Yani pardon, şuraya da bir basamak daha ekleyelim. 4 basamaklıymış arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane basamak var önümüzde arkadaşlar. Bu 3 basamağı ben öyle sayılar yazacağım ki 5 ile toplandığında 3'ün katı olacak. Çünkü sayı hem 5'e hem 3'e bölünmek zorunda. Son rakamın 5. Unutmayın arkadaşlarım. Sona 5 gelecek her zaman. 5 gelecek. 5 ile şurayı topladığında 3'ün katı olacak. Şimdi seçelim buna uygun sayılar. Mesela 1'i, 2'yi, 4'ü gördüm. Toplayalım. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 5 de var elimizde. 12 yaptı arkadaşlarım. Evet, şuradaki sayılar 1, 2, 4'ten oluşabilir. Peki bu 1, 2, 4'ü ben buraya kaç farklı şekilde dizebilirim? 3 sayıyı 3 kutuya kaç farklı şekilde dizebilirim? 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 yapar arkadaşlarım. O zaman buradan 6 tane sayı gelirmiş. Devam. Başka şimdi bir üçlü grup seçelim. Şöyle 4 basamağı yapalım. Ve buraya sadece 5'i yazabiliyoruz diyelim. Şimdi buraya öyle 3 tane sayı toplayacağım ki 5 ile toplandığında 3'ün katı olacak. Mesela düşünelim. 7 ile 2'yi alsam arkadaşlarım. 7, 2. 9 yaptı. 5 daha. 9, 5 daha 14. Bir de 4'ü koyarım o zaman yanlarına. Ne yaptı bakın? 18 yaptı. Yine şu üçlüyü de ben buraya döşediğimde arkadaşlarım. Yine tüm rakamların toplamı 3'ün katı geliyor. O zaman 7, 2, 4'ü kaç farklı şekilde seçebilirim, yazabilirim? 6 farklı şekilde yan yana sıralayabilirim dostlarım. Şu ana kadar 12 tane bulduk. Peki bir tane daha deneyelim bakalım. 5'i buraya yazdık. Şimdi buraya neler kaldı arkadaşlarım? 5, 7'yi bir daha deneyelim. 5, 7 daha 12. 12'nin yanına 1 ile 2'yi yani 3'ü koyduk mu yine oldu. Bakın o zaman 1... 2, 7 sayılarını da düşünün arkadaşlarım. Bunları da yine şöyle yan yana dizdiğinizde, 1, 2, 7'yi yan yana dizdiğinizde kaç farklı şekilde dizebiliyorsunuz? 6 farklı şekilde dizebiliyorum 3 faktöriyelden. 6 tane de buradan geliyor. Toplam 18 tane sayı yazabiliyormuşuz dostlar. Evet, 9 numarayı gömdük. Hadi 10 numaradayız. Dostlar, burası biraz kolay kısım. Hemen hızlı hızlı halledelim burayı arkadaşlar. Diyor ki 6 atın koştuğu bir yarış beraberlik olmamak koşulunda kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Yani 6 at kaç farklı şekilde sıralanabilir diye soruyor. Cevabımız direkt 6 faktöriyel arkadaşlar. 6 faktöriyel de 720 yaptı. Geldim 2'ye. 20 kişi arka arkaya kaç değişik biçimde sıralanabilir? Cevabımız 20 faktöriyel. Cevap Edirne. Şuna geldik. Resim kelimesinin harfleri kaç değişik biçimde sıralanabilir? 5 harf var. 5 harf yan yana 5 faktöriyel şeklinde sıralanır. 5 faktöriyel de 120'dir. Hadi güzelim Şeker Ezel'in dizisindeki en güzel vurguyu yakalayabilmek için kelimelerin yerlerini değiştiren bir şair kaç deneme yapacaktır? Bak buradaki her kelimeyi bir harf olarak düşünün arkadaşlarım. 4 tane harf var. Kaç farklı şekilde yan yana dizebilir diye soruyor bunlar. İşte hadi şekerim, ezelim, güzelim gibi. Hadi güzelim, ezelim, şeker gibi. Böyle yan yana değiştirip değiştirip en güzel vurguyu yakalamak istiyor.
Ben de diyorum ki 4 tane şey yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Cevabımız 4 faktöriyel. O da 24 yapıyor arkadaşlar. Evet, 10 kolaydı. Hemen hızlı hızlı gömdük. Aldık 11'i önümüze. Hemen şöyle bir de odaklanma muhabbetine bakalım. Tamam, güzelmiş zaten. Hadi başlayalım arkadaşlar. Diyor ki 4 kız, 3 erkek öğrenci. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın 4 tane kız var. Birinci kız, ikinci kız, üçüncü kız, dördüncü kız. 3 tane de erkek. Birinci erkek, ikinci erkek, üçüncü erkeğimiz var. Yan yana dizilecekler. Kızlar bir arada olmak koşuluyla. Bak, bu bir arada olmak koşuluyla dediklerini şöyle bir iple bağlıyorsun. Bu ipin ucundan tuttuğunda bunların hepsi aynı anda hareket ediyor arkadaşlarım. Yani artık iple bağladığını bir kişi gibi düşüneceksin. 3 kişi de burada var. 1, 3 de burada. 4 kişi var arkadaşlarım. O halde bunlar 4 faktöriyel şeklinde bir sıralanırlar zaten. Devam. Durmadık. Burada bitmedi. Çarpı. Bu bağladığın ipin bir de içine gireceksin. Şuradan içine bir gir bakalım. Kaç kişi var karşında? 4 kişi var. Bu 4 kişi ipin içinde kaç farklı şekilde sıralanırlar? 4 faktöriyel de onlar sıralanır arkadaşlar. İşte sorunun cevabı bu. Bak neymiş? İple bağlayacakmışız yan yana dediklerini. İple bağladıklarımı bir kişi diye düşünecekmişim artık. Bir kişi burada var. Üç de burada, 4 kişi. 4 kişi kaç şekilde sıralanır? 4 faktöriyel. Ama bitmedi. Çarpı diyorsun. Bir de ipin içine gireceksin kardeşim. İpin içinde kaç kişi varsa bir de onun faktöriyelini yazacaksın dostum. 4 faktöriyel 24'tür. Çarpı bu da 24'tür. 24 çarpı 24 576'dır goberler. Evet, geldim ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki ikinci soru. 3 farklı mavi var diyor. O zaman şöyle yapayım ben. Mavi 1, mavi 2, mavi 3. 4 farklı sarı. Sarı 1, sarı 2, sarı 3, sarı 4. 5 farklı siyah çanta. Siyahı S ile göstermeyelim bir de arkadaşlarım. Kara diyelim biz ona. Kara 1, kara 2, kara 3, kara 4, kara 5. Siyah çanta. Aynı renkte olanlar bir arada olmak koşuluyla. Bak, o zaman maviler de bir arada, sarılar da bir arada, karalar da bir arada olmak koşuluyla bir vitrine yan yana dizilecektir. Tamam, eyvallah. Siyah çantaların ortada olduğu, karalar ortada olacak arkadaşlar. Artık karalar bir bütün. Ortadalar. Ya buraya mavi gelecek, buraya sarı gelecek ya da buraya sarı, buraya mavi gelecek, değil mi arkadaşlar? Şu anda bunların, bu üçlünün dizilme ihtimali 3 faktöriyel gibi düşünmeyin sakın. Bunlar 3 faktöriyel gibi düşünmeyin. Çünkü kırmızı hep ortada olacak. Ya başta maviler, sonra sarılar ya da sarılar maviler. O zaman bir kere 2 geliyor buradan. Yani 2 faktöriyel şeklinde buradan var. Çarpı. Şimdi bir de iplerin içine gireceğiz, değil mi arkadaşlar? Bu ipin içine girelim. Kaç tane var? 3. O zaman 3 faktöriyel. Çarpı. Bunun içine girdim. Bağladıklarımın hepsinin içine giriyorum. 4 tane var. 4 faktöriyel. Çarpı 5 tane var. 5 faktöriyel. İşte sorumuzun cevabı budur arkadaşlarım. Hangi şıkta var? Evet, Ceyhan şıkkında mevcut. Geldik 3 numaraya. 2 kamyon, 3 otobüs, 5 otomobil, kamyonlar başta ve sonda olmak üzere yan yana park ediliyor. Tamam. Şimdi kamyon 2 tane vardı. Biri burada, biri sonda. Şimdi ya bu burada olur, bu burada olur ya da kamyon burada, bir kamyon 2 burada, kamyon 1 burada olur arkadaşlarım. Yani bir kere 2 farklı dizilim olacağı aşikar. Yani kafaya bir kere 2 çarpı diye bir başlayalım biz. 2 çarpı. Şimdi diğerleri, yani kamyonlar dışındakiler de yan yana olacaklar. Yani otobüsleri bir buraya bağlayacağız. Bir otobüsleri, bir de otomobilleri bağlayacağız arkadaşlar. Otobüs, bir de otomobiller.
Peki bunlar bağlandığı için artık yan yana bunları iki şekilde düşünebilir miyiz arkadaşlar? Devam. Başka ne diyor bize? Her türden olanlar yan yana olmak şartıyla kaç değişik biçimde sıralanabilirler diye bir soru sormuş dostlarım. Hemen hesaplayalım şimdi bunu. Otobüs kaç taneydi? 3. O zaman 3 faktöriyel gelecek. Bağladıklarımın içine giriyorum ya. 3 faktöriyel çarpı otomobil kaç taneydi? 5. 5 faktöriyel de buradan geldi arkadaşlarım. Bir de bunların ikisi 1, 2 artık bir tane burada bir tane burada var ya. Bunlar da ya bu burada bu burada olacak. Yani bir 2 faktöriyel de bu iki tanesinin sıralanması için gelecek. Çarpı bir de 2 diyelim biz ona. 2 faktöriyel ya da 2 diye de yazabiliriz. İşte bu işlemin sonucunu soruyor bize dostlarım. Hadi bulalım. 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6. 2 kere 2 de 4. Bunları çarpacağız arkadaşlar. 6 ile 120'nin çarpımı 720 yaptı. Bir de bunu 4 ile çarpalım. 0, 4 kere 2, 8, 4 kere 7, 28. 28, 80. Yani Adana şıkkımız doğru cevap geldi. Bu ne diyor? 5 kız 5 erkekten oluşan bir folklor ekibi bir kız bir erkek olacak şekilde yan yana diziliyor. Bu diziliş kaç farklı şekilde yapılabilir? Bak şimdi canım öğrencim. Şimdi erkekler şöyle olsun. 5 erkek var. Şimdi ben bu kızları getirip bir erkek bir kız olacak şekilde dizeceğiz ya. Ben kızları şuraya dizebilir miyim? Böyle olur değil mi arkadaşlarım? Bu bir. Peki bu durumda kaç farklı şekilde dizilişi oldu arkadaşlarım? Erkekler bu şekilde 5 faktöriyel. Kızlar da bu şekilde 5 faktöriyel. 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Ama acele etmeyin arkadaşlarım. Peki şöyle olmaz mı? Yine erkekleri dizelim biz. Kızları buradan başlatsam böyle. Yani kız erkek kız erkek diye gitsem arkadaşlarım. Bir de aynısı buradan gelmeyecek mi? Yani 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani 2 tane 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel gelecek dostlarım. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak Gobeller. Evet, hadi bakalım. Geldik 12 numaraya. 12 numaralı köşe taşındayız. Okuyalım bakalım. Hakan ile İhsan 6 kişilik bir maç kuyruğundadır. Peki. Hakta'nın önünde İhsan yok. Hakta'nın İhsan'ın önünde olduğu kaç durum olabilir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Hakta'nın ile İhsan 6 kişilik bir maç kuyruğundadır. Hatta'nın İhsan'ın önünde olduğu kaç durum olabilir? Şimdi dostlar, bak şartımız şu. Direkt şöyle çözüm yapayım ben arkadaşlar. Siz bunu öğrenin, boş verin başka hiçbir şey öğrenmeyin. Ha böyle yapacaksınız bak. Kaç kişi? 6 kişi. 6 faktöriyeli yaz. Böyle. Şartımız ne? Hattan ile İhsan olacak. Hattan İhsan'ın önünde. Kimin önünde? İhsan'ın önünde olma şartı istiyor. İhsan bir kişi. Her zaman kaç kişinin önünde, kaç kişinin arasında olsun diye soruyorsa onun bir fazlasına böleceksin. İhsan bir kişi, bir fazlası ikiye böldüm. 6 faktöriyel 720, ikiye bölersem 360 cevap eder mi? Bak bir tane daha yapalım iyi anla. Şimdi yine hattan. 6 kişilik. O zaman 6 faktöriyel. Ne diyor? Hem İhsan hem de Caner'in önünde. Bak İhsan, Caner. İki kişiler artık. İki kişinin bir fazlası o zaman. 3'e böleceksin. 720 bölü 3. 240 yapar dostum. Geldik şuna. Hattan, İhsan ve Caner. 6 kişilik. 6 faktöriyel bölü. Hattan, İhsan ile Caner'in arasında. Boş ver arasındayı, önündeyi. Kaç kişi? 2. 2'nin bir fazlası 3'e böleceksin. 240 yine. Aynısı geldi kardeşim. Geldik şuna. Sayısının rakamları yer değiştirerek 5 basamaklı sayılar yazılır. 5 rakamı 3'ün solunda bulunduğu. Bak yine aynı muhabbet. Kaç tane var? 5 tane. 5 faktöriyel bölü. 3'ün solunda, sağında, arkasında, önünde dediği zaman bir tane sayıdan bahsediyoruz değil mi? Bir sayının sağında, solunda, ortasında olsun istiyor. Birin bir fazlası. 2'ye bölüyorum. 5 faktöriyel 120'dir. 2'ye bölersem de 60 yapar diyebilirim dostlar.
Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik Goberler. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.